İlk Yeniçeri isyanı 1446'da Edirne'de oluyor. Buçuktepe isyanı. Daha önce yok mu? Daha önce yok. İlk isyan o. Herhalde para Fatih almadıkları için değil mi? Fatih'in ilk hükümdarlığında aslında para değil mesela. İkinci Murat'ı tekrar tahta çıkarmak. Ancak bunlar isyan ediyorlar. Edirne'nin doğusunda bir tepeye çıkıyorlar. Bunlara yarım akçe yani buçuk akçe zam yapıldığı için isyanın ismi Buçuktepe isyanı olarak kalıyor tarihte. Yani ilk Yeniçeri isyanı budur. 1446'dır. Daha sonra tabii Fatih bu isyan sonucunda yani ilk Yeniçeri isyanında da Fatih tahttan inmiştir. İlk hükümdarlığında. Yani bu kadar etkili. Daha sonra bunlar ikinci isyanlarını Fatih'in ölümünde yapıp İstanbul'u yağmalıyorlar. Daha sonra ikinci Beyazıt'ı tahttan indiriyorlar. Yani o da çok ilginç. İkinci Beyazıt oğlu Yavuz'la savaşıyor Yavuz Sultan Selim'le. Mağlup etmesine rağmen asker Yavuz'u istediği için isyan ediyor. Sarayın kapılarının önüne dayanıyor. Vezir Mustafa Paşa geliyor diyor ki padişahım diyor tuzunuzu ekmeğinizi yedik. Yani çok şeyiniz geçti biz emeğiniz geçti. Hakkınızı helal edin. Dışarı çıkamayız. Dışarı çıkarsak bizi katlederler diyor. Ben şimdi diyor tahtı bırakmazsam diyor beni öldürürler mi diyor. Hayır padişahım öldürmezler ama diyor. Mızrakla diyor kaftanızdan tutup sizi tahttan aşağı atarlar diyor. Yani asker bu yani şey değil. İşin en ilginci şu Osmanlı tarihinde en sert padişah dediğimiz kimdir? Yavuz'dur yani veya 4. Murat'tır. Yeniçeriler İran seferinde Yavuz'un çadırına kurşun atıyorlar. Yani çünkü Anadolu seferi sırasında Çaldıran seferi sırasında perişan olmuşlar o dağları geçerken. Padişah hala devam edeceğim deyince bu sefer çadırına kurşunluyorlar. Padişah geri dönüyor. İran seferini tamamlayamıyor. Yani Yavuz gibi bir adam bile bunlara söz geçiremiyor. Yani son derece zor. Kanuni de 1525'te galiba Vezir-i Azam meşhur Makbul İbrahim Paşa Mısır'a gidiyor. Mısır'dayken muhalifler hemen asker örgütlüyorlar isyan ediyor. Padişah da kağıthanede. Kağıthane o zaman İstanbul'un dışı sayılıyor. Asker isyan ediyor. İbrahim Paşa'nın ve diğer sarayları yağmalıyor. Padişah hemen geri dönüyor. Hatta birkaç Yeniçeri'yi kendi eliyle öldürdüğü söyleniyor. Yani isyanı bastırmak için. Kanuni'nin. Bir iki seyyah öyle zikrediyor. Yani Osmanlı kaynaklarında görmedim ama ben. Ve sonra Yeniçeri ağası vesaire görevden alınarak bastırılıyor. Yani Kanuni döneminde bile bunlar Yavuz döneminde, Kanuni döneminde isyan edebiliyorlar. Tabii en ilginç şeylerden birisi 1582'de isyanlarından birisi. Bu 1582 biliyorsunuz en meşhur şenliklerimizden birisidir. Yani bizim sünnet şenliğidir. 3. Murad'ın çocuklarının sünnet edildiği bir şenliktir. 40 gün 40 gece eğlence yapılıyor. Eğlence yapılırken sipahiler, yani bu Yeniçerilerin süvari olanları odalarına dışarıdan hayat kadınlarını getiriyorlar. Bunun üzerine İstanbul subaşısı ismi çok ilginç. Tanrı bilmez Ahmet Ağa. Yani demek ki o kadar sertmiş ki Yeniçerileri yanına alıyor, sipahileri basıyor. Siz nasıl böyle edepsizlik edersiniz, disiplinsiz iş edersiniz diye. Bu arada Yeniçerileri sipahileri dövüp dışarı atıyorlar. Onlarla kavga ederken Yeniçerileri dövüyor sipahiler. Bunun üzerine Yeniçeriler ayaklanıyor. Sipahilere saldırıyor ve sipahilerle Yeniçeriler arasında ilk savaş çıkıyor. Yani Osmanlı tarihinde aslında isyanların önemli bir kısmında da bu ikisinin şeyi vardır. Yani sipahilerle Yeniçerilerin çekişmesi. Çünkü ikisi de kuvvetli bir ocak. Devlet de çok iyi bir şey yapıyor. Birbirine dengede tutuyor. 17'nin sonlarında sipahiler ortadan kalktığı için çoğu Yeniçeriler tek kuvvet haline geliyorlar. Daha sonra 1589'da o biraz önce bahsettiğiniz meşhur devalüasyon. Devlet paranın içindeki değerli madenini, gümüşü azaltınca isyan ediyorlar. 3. Murat baş defterdarı Mahmut Paşa'yı feda etmek zorunda kalıyor. Yani baş defterdar öldürülüyor. İdam ediliyor. Yani. İdam. Asker parçalıyor. Çünkü bu suçlu onu görüyorlar. Yani Maliye Bakanı olarak. Dönemin günah Maliye keçisi Bakanı'nda. O ilan ediliyor. Daha sonra mesela 1603'te yine sipahi Yeniçeriler birbirlerine giriyorlar. Çok ağır çatışmalar oluyor. Hatta bu isyanlar sırasında Yeniçerilerle sipahiler arasında kan davası başlıyor. Ve daha sonra en meşhur, biraz önce seyircimizin sorduğu en önemli isyanları 1622'de Genç Osman'a karşıdır. Genç Osman zamanında Yeniçeri sipahiler ayaklanıyor. Aslında orada başlangıçta ayaklanan da sipahiler ve Genç Osman'ı tahttan indiriyorlar. Ve daha sonra Yedikule'de Genç Osman öldürülüyor. Yani ve daha sonra da Abaza
Mehmet Paşa ile galiba Hasan değil. Mehmet Paşa. Abaza Paşa. Abaza İbrahim zamanında. Yok bu daha önce de var. Erzurum valisi. Hı. Padişah bunları öldür dedi. Anadolu'da ne kadar Yeniçeri varsa önüne geleni öldürmüş. Yani kan davası götürüyor. Yani o şey yapıyor. Yani o Genç Osman'ın ölümünde kapı kullarının rolü var. Ama daha ziyade sipahilerin rolü var. Şimdi 3. Selim malum yeni bir ordu kurmuş. Nizam-ı Cedid. Bu Yeniçeriler kaldırmak istiyor. İsterseniz ocağın biraz şimdi, bozuluşundan bahsedelim ondan önce. Bahsederiz. Ocak bozulduğu için kaldırmak istiyor. Ama yapamıyor. Kendisi gidiyor arada. Acaba bu Nizam-ı Cedid, 3. Selim'in ordusu yeni bir ordu kurmak maksadıyla mı hazırlanmış? Yoksa kendisine bir özel ordu kurmayı mı düşünüyor? Kendi iktidarını sağlamak için yapıyor. Yani önce iktidar olması lazım. Yani padişah tahta çıkıyor ama yani derler ya, hükümet olup muktedir olamazsınız. Aynısı onun için. Çünkü Yeniçeriler Nizam-ı Cedid'in sayısı fazla değil. 10-15 bin filandır. Yani öyle çok fazla. O sırada Yeniçeri kaç kişi? Yani tam bilmiyorum sayısını. Bir şey söylersem yanlış olur. Yani yaklaşık ama 30 binin üzerindedir yani tahminim. Ama şu da var. Yalnız şunu söyleyelim. Bunların çoğu savaşa gitmiyor. O dönemde ordunun önemli bir kısmını paralı askerler, eyalet valilerinin tuttuğu paralı askerler teşkil ediyor. Yani Yeniçerilerden ziyade. O dönemdeki problem de aslında oradan kaynaklanıyor. Yani çünkü paralı asker, profesyonel asker olmadığı için savaşta kaçıyor çoğu. Ve tabii 3. Selim'le birlikte bir şey yapılmak isteniyor. Önce padişah kendi iktidarını sağlayıp talimli asker, aslında burada denilen şey şu, talimli asker. Yani talim yapan, Avrupalı tarzda talim yapan asker yetiştirmek isteniyor. Nizam-ı Cedid işte 1794'ten sonra başlıyor. Aslında uzun sürede devam etmiştir ama yaygınlaşamamıştır. Mesela Anadolu'da Nizam-ı Cedid kurulmuştur. Konya'da vesairede. Rumeli'de kurmak istedikleri zaman Edirne isyanı çıkıyor Edirne'de. Ve o padişahın sonunu getiren... Nizam-ı Cedid değil mi şu? Evet. 3. Selim huzurundan geçiyor Nizam-ı Cedid. Burası Kağıthane mi, bayıldım tarafıma? Bilmiyorum yerini. Onun yerini ben biliyordum. Yani o Nizam-ı Cedid askerinin padişah da izliyor tabii.